Herkese merhabalar, ben Tuğçe. Umarım beni unutmamışsınızdır. Çok çok uzun bir zaman oldu biliyorum. Birçok video çekme planımız vardı. Hatta bazılarınız bana Instagram'dan ulaştı. Bazılarınızın mesajlarına daha hiç cevap veremedim. Ama en çok konuştuğumuz konular co-op sonrası nasıl kalırım? Dijital marketing konusunda ne iş yapıyorum? Nasıl burada işler? Ne kadar salilik alınıyor yeni mezun için gibi birçok sorular geldi. Ve benim de planlarım arasında, video yapma planlarım arasında olan konulardan biri de buydu. Ancak inanın o kadar çok şey oldu ki ne Instagram'dan ne de YouTube'dan paylaşmaya fırsatım olmuyor maalesef ki. Keşke böyle daha çok vakit olsa, daha çok enerjim olsa da oturup size tek tek her şeyi anlatsam, hayatımda olan gelişmeleri, İş konusunda, yeni vize değiştirme konusunda o kadar çok konu var ki anlatmayı çok isterdim. Ancak bu yoğunlukta onun stresiyle gerçekten oturup video çekmem pek mümkün olmuyor. Ama olabildiğince biliyorsunuz her zamanki gibi ben bu şekilde ara ara böyle çıkıp size güzel gelişmeler ya da güzel eğitici, işinize yarar bilgiler vermeye çalışıyorum. Ancak bu videonun amacı, genel amacı güzel bir haber, Türkiye seyahati. Yakında Türkiye'ye geliyorum. Planım Ağustos sonunda Türkiye'de olmak. Aslında biletlerimizi aldık bile. Ve tek başına da gelmiyorum. Andres'le geliyoruz. Bu ayrı bir komedi konu olacak. Çünkü biliyorsunuz ki ben geleneksel modern karışık bir Türk ailesine sahibim. Ve herkesin de tahmin ettiği üzere anneanne dede tarafı daha geleneksel bir modda. Ve Andres ilk defa Türkiye'ye geliyor. Ve ilk defa ailemle tanışacak. Aslında planımız bir sene öncesinden Türkiye'ye gidip aile tanışmasını yapmaktı. Ancak Covid durumları oldu, birçok şey çıktı. Tüm planlar yattı bildiğiniz üzere. Birçok işin de olduğu gibi. Çok kısa bir Türkiye planı yaptım. Çünkü birkaç dakika önce de söylediğim gibi vize değişimi, yeni iş durumları, birçok şey var ve aynı zamanda biliyorum ki Türkiye'de durumlar pek de iyi gitmiyor. Sayılar çok yükseldi. Aynı zamanda benim vize sürecim devam ediyor burada. Farklı işlemler içerisindeyim. Sponsorluk işlemlerim var. Bu nedenle hepsini planlamam lazım ve buraya dönmem lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz ki benim tatlış bir köpüşüm var. O da burada. Gel. Hemen çıktın kamerada. Hadi birlikte video çekelim. Evet biliyorum. Çok tatlısın. Kocaman oldu gördüğünüz gibi. En son Atlas'la video yapmıştım. Çok kocaman, çok tatlı ve çok akıllı bir köpek bu. Maalesef Atlas'ı getiremiyorum tabii ki. Benim için çok büyük bir sıkıntı olacak. Onun için çok büyük bir sıkıntı olacak. O nedenle onu da çok uzun süre burada bırakamayacağım için böyle kısa bir tatil planı yaptım. 2-3 haftalık bir şey olacak. Ama bol bol videolar hazırlayacağım. Bolca Instagram'dan paylaşacağım size her şeyi. Bu Andres'in aile tanışma hikayesi, özellikle arkadaşlarım video hazırlayıp bunu güzel bir kolaj haline getirip bir video paylaşma durumu planı içerisinde herkes. Çünkü yabancı damat usulü bir komedi olabilir gibi bir planımız var. Neyse bakalım, Türkiye'ye gidince bu durumlar belli olacak. Ama en çok endişem Türkiye'ye gidene kadar. Almanya aktarmalı bir uçuş aldık. Türkiye biliyorsunuz ki direkt uçuşlar var İstanbul'a. Ancak maalesef ki 900 dolar gibi, 800-900 dolar civarında gidiş uçuşu bulsam da dönüş uçuşunda 2000'in üzerinde sadece tek kişi tek dönüş fiyatları vardı. Türk Hava Yolları'nı aramama rağmen maalesef ki benim dönüşümü planladığım tarihlerde, Ağustos'un sonundan Eylül'ün sonuna kadar olan tarihlerde fiyatlar aşırı yüksek. Ve zaten İstanbul'dan da İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Ya da İstanbul'da bile birkaç gün kalıp orada tatil yapsak farklı bir plan yapmamız gerekiyor. Ve böyle kısa bir süreçte ben bu kadar karmaşık bir plan yapmak istemedim. Biliyorum ki Türk Hava Yolları direkt uçuş çok aşırı rahat olacak Vancouver'dan İzmir'e. Ancak çok da sıkıntı olacak. Hatta ben geçen Sema Kuyuk, onun videosunu izliyordum. O da aynı şekilde direkt uçuş yapmış, çok rahat olduğunu söylüyor. Uçağın içerisinden videolar paylaşmış. Biliyorum ki Türk Hava Yolları harika. Ancak maalesef ki öyle bir uçuş alamadım. Hem fiyat olarak aşırı yüksek olacaktı. Öyle gidiş geliş bir uçuş bulamadığımız için. Bu arada Atlas ne yapıyorsun orada? Evet, Atlas yine yaramazlıklar peşinde. Her neyse. Köşeden de onu görebilirsiniz.
devam edelim. Bu nedenle Türk Hava Yolları direkt uçuş almadımış, uzun lafın kısası. Uçuş nasıl olacak? Şöyle, 2 yaşımı da oldum. Eğer Kanada'da öğrenci vizeniz, PR'ınız, PR stüdyonuz, work permitiniz, çalışma izniniz varsa ve seyahat etmek istiyorsanız, 2 yaşınız da olmuşsanız ve üzerinden bir 10 gün geçmiş ise seyahat edip döndüğünüzde karantinada kalmak zorunda değilsiniz. Ve duymuşsunuzdur ki bir otel zorunluluğu söz konusuydu Kanada. Böyle bir zorunluluk getirmişti ve aşırı yüksek fiyatlar, 2000 dolarlardan falan bahsediliyordu. Belli otellerde sadece kalabiliyorsunuz şeklinde. Ne mutlu bize ki o da kalktı. Çünkü zaten ben onu bekliyordum. Türkiye'ye uçuşa verdiğim para o kadar fiyat tutacakken bir o kadar da otele vermek gerçekten çok mantıklı bir durum söz konusu olmayacaktı yani. Onun dışında bir de 2 haftalık karantina söz konusuydu. 2 yaşınızda olduysanız karantina yok. Ancak ben burada yaşıyorum, Türkiye'ye gidip geleceğim konusunu çerçevesinde bakın. Eğer ilk defa Kanada'ya geliyorsanız, turist vizesi zaten kabul edilmiyor sanırım şu anda. Ancak öğrenci vizesiyle geliyorsanız, bildiğim kadarıyla 2 yaşında olmuş kişiler için otel zorunluluğu yok. Ancak Ağustos'un 9'undan sonra da bu 2 haftalık karantina zorunluluğu kalkacaktı. Ancak biliyorsunuz ki bu yeni değişen Türkiye'de sayılar artıyor. Burada şu an durumlar nasıl tam emin değilim ama British Columbia bölgesi olarak söylersem biz maske bile kullanmıyoruz. Hani o tür zorunlulukların hepsi kalktı. Normale dönmüş durumdayız neredeyse. Bir saniye. Atlas! Come in. Özür dilerim. Benimki yaramazlık peşinde çünkü yine. Evet, bu karantina zorunluluğu durumu kalktığına ötürü hemen biletlerimizi aldık. Ancak benim vize durumum var dediğim gibi, vizem kısa sürede bitecek, onu yenileme sürecindeyim. Ancak şu anki olan vizemi kullanacağım. Andres için de şöyle bir durum var. Andres Meksikalı biliyorsunuz ki. Gerçi Andres'le ilgili de video yapacaktık sözde. Ben size onun yaptığı işi anlatacaktım. O konulardan bahsedecektik. Ve fırsat olmadı. Her zamanki gibi, birçok konu gibi. O da konu listemden biri. Şöyle anlatalım. Biz Andres'le 2 yıldan uzun süredir beraberiz. Bazı videolarımda bolca aralardan çıkan bir kişi o. Şu anda burada değil tabii. Onlar için, Meksika vatandaşları için Türkiye sadece e-vize konusu zorunluluğu şartı koşuyor. Bunu da internetten bir hafta önce başvurduğunda bir sıkıntı olmuyor. Ve şöyle bir durum var. Buradan Türkiye'ye ve herhangi bir yere seyahat ettiğinizde Gateway Health diye bir web sitesi var. 2 yaşınızda olduğunuza dair bir seyahat belgesi çıktısı alıyorsunuz oradan. Ancak ben de onu alamadım. Çünkü VC kartınız, burada herkesin bir VC kartı var. Siz buraya öğrenci olarak geldiğinizde de yaptıracaksınız zaten. Bu British Columbia ID olarak geçiyor. Vize sürenizden işte 1-2 yıl sonrasına kadar, işte benimki 2024'e kadar bir VC kart veriliyor size. Yani bir kimlik diyelim. Buranın kimliğini veriyorlar. Bu state'in, bu bölgenin kimliğini veriyorlar size. O kimliğimizi sisteme online olarak kullanmamız, girmemiz ve oradan bu belgeyi almamız gerekiyor. Maalesef ki benim o sistemimde telefonda sıkıntı var. Andres için denedik, onda da sıkıntı çıktı. Ve galiba bu sıkıntı çok fazla oluyor bu sıralar. Yoğunluktan ya da her neyse emin değilim. Uzun lafın kısası, bu sistemlerle uğraşacağız, o belgeyi alacağız. Onun dışında sıkıntı yok gibi görünüyor. Türkiye'de dikkat etmemiz gerekiyor. Beni tek endişelendiren konu o. Biliyorum ki turistler için pek bir sorun yaratmıyorlar, ancak ben Türk vatandaşıyım hala. Gurur duyuyorum, yanlış anlamayın. Ancak benim için karantina söz konusu olabilir. Eğer girdiğim bir ortamda sanırım bir Covid durumu söz konusu çıkarsa, ben negatif bile olsam, aşılarım bile olmuş olsam, bu beni etkileyebilir, beni karantinaya alma gibi durumlar olabilir. O yüzden plan araba kiralayıp daha çok bireysel şekilde takılmak. Tabii ki biliyorsunuz bir İzmirli olarak bir Çeşme, Alaçatı
bunların hepsini yapma planındayım. Ancak olabildiğince de dikkat etmeye çalışacağız. Ama tabii ki de gezeceğim. Özledim. 2 yıl oldu. İzmir'i özledim. Alsancak'ı özledim. Çeşme'yi, Alaşatı'yı özledim. Urla'yı, Şirince'yi özledim. Her yeri özledim açıkçası. Ailemi özledim. Arkadaşlarımı özledim. Ya görüyorsunuz tabii ki Instagram'dan burada artık kendi başka bir aile arkadaş ortamınız oluyor. Ancak yine de yani ben 3 yıldır burada yaşıyorum. 3 yıl tam olarak doğmadı bile. Yani 20 küsur yılım Türkiye'de geçmiş. Arkadaşlıklarım, ailem hepsi orada. Tabii ki de özlüyorum. Tabii ki de gitmek istiyorum. Tabii ki de onlar da buraya gelsin istiyorum. Bu videomuzu kısa tutacağım. Size sadece bunu haber vermek için bir announcement videosu şeklinde hazırladım. Umuyorum tüm işlerim, bu vize sürecim her şey yolunda gider ve her şey sisteme girer. Bunlar bu süreçte bu stresleyken inanın video çekmek bazen çok zor oluyor. Yani ki ben çekmiyorum bile bildiğiniz üzere. Olabildiğince Instagram'dan paylaşıyorum ama gittiğim yerleri, Vancouver'dan haberleri ya da Vancouver'daki etkinlikleri de paylaşmaya çalışıyorum. Hatta iş alım yerlerinde, işe alan işte kafeler, restoranlar, sokaklarda gördüğüm yerleri de paylaşmaya çalışacağım sizler için. Ama biliyorum ki burada olan ve bunu gerçekten çok iyi yapanlar var. Galiba yeni gelen birkaç kişi var, birkaç ay önce kanallarını açmış ve gerçekten çok iyi gidiyor. Sürekli update veriyorlar, sürekli her şeyi paylaşıyorlar. Mutlaka onları takip edin derim. Beni de takip ederseniz olurum, mutlu olurum. Ben de olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Kanada'da benim tarafımdan bir hayat görmüş olursunuz. Ancak dediğim gibi maalesef ki ben çok fazla video, çok fazla update yapamıyorum sizlere. Olabildiğince o söz verdiğim videoları çekmeye çalışacağım yakın zamanda. Bunlardan biri co-op sonrası nasıl kalınır, neler yapılabilir, nasıl seçenekleriniz var, ABC planlarınız neler olabilir, bunları konuşacağız bir videoda. Diğer bir videoda Kanada sağlık sektöründeki tüm deneyimlerimi size paylaşacağım. Sağlık açısından bu sigortanızla ilgili, sağlık hastane sisteminin burada nasıl çalıştığı ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Başka bir videoda Andres'in işini çok saran alıyor ve bazı arkadaşlar Andres'e bile ulaşmaya çalışmış. Arkadaşlar lütfen yapmayın onu. Ben size kişisel olarak bilgi veriyorum ama sosyal hesaplarımız ya da kişisel hesaplarımız tamamen kişisel ve özel kalan kısımlar. Olabildiğince ben yardımcı olmaya çalışacağım ve YouTube'dan bu şekilde uzun videoları paylaşmaya çalışacağım sizinle. Ve bir videoda Andres'le yapacağız. Bir video belki bizim ilişkimizle ilgili neler nasıl paylaştık ve tatlış bir video nasıl başladık neler olduğu ile ilgili bir video yapabiliriz. Bir videoda o bahsettiğim Rope Access Technician işinden bahsedeceğim. Burada yüksek tehlikede olan bir iş olsa da fiyat olarak da yani maaşlarınız çok yüksek olan farklı bir kariyer yolu olduğu için bunlardan size bahsedeceğim. Onun dışında başka bir video konumuz daha vardı. Benim işimle ilgili bir video konusu yapacaktık. Dijital Marketing Special. Muhasebe denetimden gelip burada Dijital Marketing Specialist nasıl oldum? 3-4 tane şirketi nasıl kendi bünyeme aldım yeni mezun iken? Neler yapıyorum? Nasıl öğrendim? Bunları bahsedeceğim. Biliyorum ki bu kanalda birkaç takipçi var. Bu sektörde, Türkiye'de bu sektörde olan arkadaşlar var. Belki benden çok daha iyiler ama onlara da özellikle söylüyorum. Eğer bu alanda iyiseniz burada yapabileceğiniz çok şey var ve bu Covid'den dolayı da bu sektör çok gelişti. Neyse ayrıntıya girmeyelim. Yani şöyle 3-4 tane videomuz var konu olarak aldığımız. Onun dışında Türkiye videosu tabii ki de gelecek. Andres'in ailemle tanışma videosunu yapmaya çalışacağım ama bakalım durumlara göre bir tatil videosu olabilir. Onun dışında bol bol büyük ihtimalle Instagram reel falan yapmaya başlayacağım. Tatil videosu gibi o tarz tatlış videoları, günlük hayat etkinlik videolarını büyük ihtimalle Instagram kanalı üzerinden paylaşmaya başlayacağım bol bol. Şimdilik benden haberler bu kadar. Umuyorum bu dediğim videoları da kısa süreçte sizlere sağlayabilirim, o bilgileri verebilirim. Ama eğer gerçekten hani acil öğrenmeniz gereken bir şey varsa YouTube kanallarını araştırın. Eminim birçok kişi benzer konular çerçevesinde açıklamalar yapmıştır. Aynı şekilde spesifik olmasa da
belli bir başlı bilgiler alabilirsiniz diye düşünüyorum. Benden bu kadar. Uzun zaman olmuştu. Sizleri özlemişim, kanalı özlemişim herhalde. Çok çok öpüyorum. Umarım herkes iyidir. Türkiye'de, Vancouver'da sağlık olarak, hayat olarak herkes hayatından memnun, güzel güzel hayatını devam ettiriyordur. Sizleri çok çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin ve herkese bol şans diliyorum. Hayatını değiştirmeye çalışanlar ya bu kanada yoluna girenler için. Bol şans, bol mutluluklar, bol gülücükler hayatınızda. Yakın zamanda görüşmek üzere. Instagram'dan takipte kalın. Oradan paylaşımları daha çok yapmaya çalışıyorum. Kısa ve hızlı olduğu için. Dikkat edin kendinize.